Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok hızlı bir ürünün testini yapıyoruz. Hızlı dedim çünkü ürünün kendisi oldukça hızlı. Turkcell 4.5G hızıyla müzik, video, başka ne olabilir? Film olabilir, oyun olabilir. Cep telefonumuza indirdiğimiz içeriklerin ne kadar hızlı indiğine ve onların ne kadar hızlı upload ettiğimize bakacağız. Şimdi dilerseniz en çok merak ettiğiniz kısımlardan birisine bakalım. Hız testi, speed test uygulamasını kurduk cihaza ve şimdi bakacağız Turkcell 4.5G ne kadar hızlı. Evet Çağdaş, şimdi testimize hızlıca speed test ile başlayalım 4.5G testimize. Üstte 4.5G. Şurada 4.5G yazıyor. Siz de bunu 1 Nisan'da görebileceksiniz telefonlarınızda. Başlayalım. Bence başlat abi. Girdim abi. Bak şimdi teste başla. Dur. Tahminler. 317. 312 diyorum ben de. Oo, çok iyi rakamlar. Yani diyelim ben fotoğraf paylaşacağım. Daha elim fotoğrafı seç derken... Hatta artık bu hızla muhtemelen şöyle olacak. Sen fotoğraf yüklesen mi diye düşünürken sen onu sosyal medyada like'lar akmaya başlayacak. 4.5G hızında like aldım. Abi şimdi yaptık speed testi. Baboş. Tavana da vurduk yani. Aynen. Tartışmasız bir biçimde. Ya hayatımızda pek çok şey değişecek, bu belli. Evet. Yani en güzel değişecek şeylerden birini söyleyeyim sana abi. Söyle video abi. İzlerken. Şimdi takipçilerle zaten sürekli iletişim halindeyiz. Onların bıktığı şey 144p video izlemek. Hani yolda falan ben de artık sıkıldım 144p video. Bazen izlemek. Bize de yazıyorlar tost makinesiyle mi çektiniz diye. Evet biz tost makinesiyle çekmiyoruz. Biz onları full HD çekiyoruz arkadaşlar ama siz onları tost makinesiyle izliyor gibi oluyorsunuz. Bu sorun ortadan kalkıyor. Şimdi gelin isterseniz 1080p bir video açalım ve ne kadar hızlı olacak ona bakalım. Benim için en önemli olan kısımlardan birine geldik. Video izleme YouTube üzerinden. Şimdi YouTube'un bir olayı var. Sen istersen ondan bahset abi. Abi şimdi YouTube'da şöyle bir numara var. Bu sen videoyu izlerken saniye belirli bir yere gelmeden kalanını doldurmuyor. Bu şundan kaynaklanıyor. İşte telefonun internet bağlantısı bilmem ne ıvır zıvır işlerinden. Bir de tahmin ediyoruz ki sunucularını rahatlatabilmek için. Yani sen videoyu açtığında sonuna kadar izleyeceğim ve nereden bilsin YouTube bunu. Evet, boş boşuna doldurmuyor yani. Aynen. Şimdi biz Goy Goy kanalımızdan bir video açıyoruz. Evim Şaheser ve bunu Full HD yani 1080p çözünürlüğünde açacağız. Bir bakalım. Şuradan hemen kalitemize bakalım. 1080 pikselde. Şimdi başlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Zaten yarısı doldu barın. Lütfi. Doldu. Yortu ileri bara alıyorum. Bak bara. Hop. Bari yine doldu. Şu an 1080p bir video izliyoruz arkadaşlar. Hiçbir takılma, donma, kasma olmadan videomuzu rahat rahat oynatabiliyoruz. Yalnız telefonu da hakkını verelim ya. Güzel telefon da güzel gösteriyor. Seni aynen. Bir aile yakışıklı gösterdi burada. Hop kapattım. Şöyle abi tekrar bak alıyorum. Hiç sıkıntı olmadan. Cayır ya bu çok iyi. Yani ileri aldığında videonun donmaması gerçekten önemli bir şey. Ya şu da var. Hayatımızda bir de şu var. Takipçilerimizin en çok şikayet ettiği şeylerden biri olan abi biz videoyu 144p izliyoruz diyorlar ya bize. Artık 1080p istediğiniz gibi takılmadan, donmadan her yerde videonuzu izleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bütün videoyu izledik maşallah. Evet. Hızımız her şey yerinde. Aynen. Şimdi sıralamada ikinci hayatımızda en önemli noktalardan bir tanesine geldik. O da şu ki arkadaşlar müzik dinlemek. Müzik konusu. Hepimizin ortak uğraşı noktalarından bir tanesi aslında yani ekipçe. Tartışmasız öyle. Efe falan dahil. Efe çok müzik dinliyor. Neyse olayımıza dönelim. Şimdi eskiden böyle küçük küçük aletlere şarkıları atardık. İşte bunun da belli bir sınırı olurdu yani. İstediğin kadar atamıyordu yani. Mesela diyelim sen yolda gidiyorsun abi uzak bir yere tak aklına bir grup geldi onu dinlemek istiyorsun. Ne yapıyordun? Dinleyemiyordun. Önceden yüklemediysen dinleyemiyordun. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi önemli olan nokta şu arkadaşlar onu hemen belirtelim. Müzik her biçimde dinleriz. Mesele bu müziği offline yani çevrim dışı. Telefonumuza indirerek diyelim. Onu sende o zaman. Hani. Tamam şimdi arkadaşlar gelin dilerseniz telefonumuza bir müzik indirelim. Ne kadar hızlı indiriyoruz ona bakalım. Tam albüm indirelim hatta. Bakalım ne kadar hızlı inecek ve çevrim dışı müziği nasıl dinleyeceğiz. Şimdi Çağdaş en merak ettiğim yanlardan birine geldik. Müzik dinleyeceğiz. Müzik indirme işi. Ama bir numara vardı burada. Nasıl çevrim dışı. Çevrim dışı evet. Aynen. En önemli şeylerden birisi internete ulaşamadığım yerlerde çevrim dışı müzik dinlemek isterim tabii ki de. O yüzden abi şimdi listelerime geliyorum ve Alternatif Rock isminde bir listem var burada ve içinde 33 tane şarkı bulunuyor. Giriyorum listeme. Ve şimdi burada çevrim dışı dinle özelliği var. Turkcell müziğin içinde ikisini aynı anda başlayacağım. Kronometremi açacağım ve çevrim dışı dinlemeye basacağım. Şarkılar telefonuma inmeye başlayacak. Başlatıyorum, hazır mısın? Başlat abi. Başlattım. Şimdi kaydır. Şunlar inmiş oluyor. Yanında 3 nokta çıkanlar. Abi hıza bak ve ya. Hızına yetişemiyoruz gördüğün gibi. Ya bu gerçekten bir standarda getirecek bizi lütfen. Kesinlikle. Olması gereken zaten bu. Yani. İniyor, çok az kaldı. Bir şarkı indi, bir şarkı indi. Sözümü tamamlayamadan bir tane şarkı inmiş oluyor zaten. Devam ediyorum. Ve listem bitti. Çok iyi. 30 saniyede kaç şarkıydı? Tekrar kontrol edelim. 33 şarkı. Bu ne demek oluyor? Yani 3 aşağı 5 yukarı 1 saniyeden daha az sürede. Daha kısa sürede bir şarkı indirebiliyoruz. Aynen öyle oluyor. Şimdi müzik olayını kapattık. Şimdilik kapattık ama. Şimdilik. Yani tamam, ofiste devam ederiz biz abi. Bunun dışında data transferi meselesi var arkadaşlar. Biz YouTube'a sürekli video yüklüyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi bu videoları yüklemek bazen gerçekten çileye dönüşüyor. Çünkü upload hızları bildiğiniz üzere düşük ülkemizde maalesef. Şimdi 4.5G ile bir upload deneyelim. Nereye ne yükleyelim? Ama şey yapalım. Yani YouTube'a atmayalım. Bende akıllı depo var. Bulut sistemi. Bir bulut sistemini atalım. Hem de onu da görmüş oluruz. Tamam. Ne kadar hızlı atıyor. Şimdi Çağdaş, upload hızımızı testimize başlayabiliriz değil mi? Başlayalım abi. Şimdi akıllı depo uygulamasından bir video yükleyeceğiz. Hızlıca videomuzu seçelim. Fotoğraflar ve videolar bölümüne geliyoruz. Ve alt taraftan fotoğraf video yükle kısmından biz burada bir video çektik. Aynen. Video 2 dakika. Sana, evet, 188.9 MB. İyi, iyi. Bakalım ne olacak. Bak şimdi yükleye bastığım zaman direkt başlayacak yüklemeye. Şunu yükle diyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 188 MB'lık bir videoyu 2 dakika 12 saniyede yükledik. İyi bir süre. İyi bir süre. Mükemmel. Yani YouTube işiyle uğraşan arkadaşlar bilir, en kolay kısmı sanki bu videoyu upload etmek gibi gözüküyor. Ancak bizim başında saatler harcadığımız bir süre. Bunu gördüğünüz gibi dakikalara, saniyelere indirebildik. Biliyorum sizin de içinizde YouTuber olmayı çok isteyen arkadaşlarımız var, takipçilerimiz var. Böyle süreler muhtemelen 1 Nisan'dan sonra da sizin hayatınızı kurtaracaktır. Normalden çok daha hızlı sürelerde videolarınızı YouTube'a veya her nereye istiyorsanız yükleyebileceksiniz. Yani tabii bu YouTube için de geçerli. Herhangi bir yere upload ederken de her şey için geçerli. Sonuçta biz ortada bir upload hızından bahsediyoruz. Şimdi Lütfi, şöyle yapalım. Video çekelim dedin. Çektin, attın bir yerlere. Maşallah hızın da sağlam. Albüm indireyim, ben müzik dinliyorum, bilmem ne dedin. Albüm indirin, o da bitti. E şimdi ne kaldı abi geriye mobilde? Abi telefonda en çok yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi olan oyun oynamak. Oyun oynamak. Evet. Peki arkadaşlar, oyun oynama meselesine gerçekten bağlı iki kişi karşınızda duruyor. Nasıl bir test yapacağız? Abi şöyle bir Google Play taradık. Böyle 80-100 MB arası oyunlar çok fazla. Çok fazla. Zaten oyun aleminin %80'inin neredeyse onları oluşturuyor. Aynen. Biz de onlardan bir tanesini tercih edelim dedik. Çünkü malum mobil cihazlarda oyun meselesi bu kadar gelişince konsollara veda ettik gibi yani bir şey oldu. Zaten hayatımızın %80'i neredeyse dışarıda geçiyor artık. Mecbur telefonumuzdan oynuyoruz oyunu. Bunun telefonu var, metrosu var. Evet. Telefonu var, metrosu var. O öyle oldu ya. Otobüsü var, metrosu var. Otobüsü var, metrosu var. Şimdi isterseniz gelin bir oyun indirelim arkadaşlar. Online bir oyun olsun bu da. Online olsun. Şöyle yapalım. Takılmayalım. Yani takılacağız. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunun bir testini yapalım hızlıca. Evet, şimdi geldik oyun ekranına arkadaşlar. Bu oyun ekranında amacımız oyunu indireceğiz, oynamayacağız. Meraklanmayın, öyle bir zamanınızı almayacağız yani. Kimseyi burada sıkmaya gerek yok. Her şey çok hızlı olurken biz burada oturup oyun oynamayalım yani. Yoksa dalarız bile oyuna. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yükleye bastığınız anda başlata da basacağız. Ama muhtemelen Lütfi başlata basana kadar oyun inecek. Bak aynı anda. Yükle. Kabul et çıktı. Evet, tamam. Şimdi 82 MB'lık oyunumuz gördüğünüz gibi iniyor. 1, 2, yarısından fazlası bitti bile. 92 ve bitti. Toplam 12 saniye sürdü arkadaşlar oyunun indirilme süresi. Mükemmel. Bu bir önceki bağlantıları oranladığımızda gerçekten inanılmaz bir sayı oluyor. 12 saniye 48 MB için yani 1 saniyeye. Abi hiç hesapları girme. Hızlı işte. Hızlı. Ne uğraştırıyorsun? Şunu da bu arada belirtelim. Siz bu oyunu eğer dışarıda oynuyorsanız istediğiniz yerde oynayın oyunu. Bu internet hızı sayesinde zaten takılmadan cayır cayır oynayabileceksiniz. Evet, 4.5G'nin sağlayacağı avantajlardan bir tanesi de bu. Yani internetin sürekliliği aslında. Evet. Herhangi bir kesinti vesaire olmadan. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Turkcell 4.5G'nin hız farkını test etmiş olduk. Sizler de bu deneyimi 1 Nisan'dan itibaren yaşayabileceksiniz. Her zaman söylediğimiz gibi aklınıza takılan şeyleri alt tarafa yorum olarak atmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve çok da beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.